Biz İyi Parti olarak Edirne'de iyi yapılan her şeyin yanında olacağız. Eksik olan meselelerde de uyarılarımızı yapacağız. İyi Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, bugünlerde kent gündemini oluşturan en önemli sorunlardan birinin ulaşım olduğunu belirterek, yeni güzergah uygulaması ile ilgili vatandaşlardan çok sayıda şikayetler aldığını belirtti. Ulaşımda tabii ciddi bir sıkıntı olduğu belli. Çünkü vatandaşımızdan gelen şikayetler bu meyandı. Demir, İyi Parti olarak ulaşımda yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla ekip oluşturacaklarını ve çözüm yollarının bulunması noktasında konuyu belediye meclisine taşıyacaklarını söyledi. Bununla ilgili arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bir ekip oluşturmayı düşünüyorum. Yani sorunu yerinde çözmek. Çok şeyler söyleniyor ama bunu sahada birebir müşahede etmek istiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber bir ekip oluşturup sahada olan aksaklıkları birebir görüp rapor halinde getirip meclisteki arkadaşlarımızla beraber bunlara çözüm üretmeye çalışacağız. Biz İyi Parti olarak Edirne'de iyi yapılan her şeyin yanında olacağız. Eksik olan meselelerde de uyarılarımızı yapacağız. Size ulaşan talepler var mı? Var tabii, sıkıntılar var. Dediğim gibi sıkıntıları birebir sahada görmemiz lazım. Heyetimizle beraber, ekibimizle beraber sahaya çıktığımızda zaten her şey gün yüzüne çıkacak. Arkadaşlarımızla bunun programını yapacağız ama şu anda kabaca şunu söyleyebilirim. Duraklardaki arkadaşlarla birebir konuşacağız. Yolcularla birebir konuşacağız. Otobüse gideceğiz. Seyahat edeceğiz. Yani halkla bu meseleleri eline boyuna konuşacağız, sıkıntıları dinleyeceğiz, çözüm üreteceğiz. Yani duraklardaki bekleyen yolcularla konuşacağız, otobüslere bineceğiz, seyahat edeceğiz, yerinde sıkıntıları görüp ona göre çözüm üreteceğiz. Ulaşımda tabii ciddi bir sıkıntı olduğu belli. Çünkü vatandaşımızdan gelen şikayetler bu meyandı. Öte yandan Demir, ülke gündemine değinerek ülkemizin en önemli meselesi Türk askeri, Türk ordusu şu anda Suriye'de. Arzumuz ve isteğimiz odur ki Türk Silahlı Kuvvetleri oradan başarıyla dönsün dedi. Hiçbir askerimizin ayağına taş değmesin. Sağ selim yavrularımız annelerin babalarına, ülkelerine dönsünler. Arzumuz budur. İç meselede zaman zaman siyasi partiler birbirleriyle tartışırlar. Ama bu meseleye sıra geldiğinde, ülke meselesine sıra geldiğinde yek vücut olmamız gerektiğine inanan bir siyasi anlayış içerisindeyiz. Dolayısıyla bugün Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi artık tek partimiz var. O da Albayrak Partisi diyoruz. Meseleye böyle bakıyoruz.